Toroslar'da Antalya'nın Akseki İbradı bölgesinde olan düğmeli evlerin kapılarına bugün dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi kapı deyip de geçmeyin. Kapılar aslında burada çok tarihi geleneklere sahip. Tabii bu düğmeli evler ilk yaşam alanları. Dolayısıyla daha sade kapılarla başlamış ama son 150-200 sene öncesinde de ahşap oymacılığı eklentileri kapıların üzerine ilave edilmiş. Şimdi baktığınız zaman her bir kapının bir tarihi, tarihçesi, anlatımı, nedeni, desenlerinin dili var açıkçası. Şimdi mesela burada güzel bir ormana da kapı örneği görüyoruz. Şimdi mesela böyle baktığımız zaman hayat ağacı motifleri ya da şurada şöyle kestiğimiz zaman kaplumbağa kafası, kolları, uzun hayatı sembolize eden gibi detaylar mevcut. Şimdi bu kapıda tokmakları görüyoruz. Bizim zil sistemimiz normalde tokmak. Şimdi bu zil sistemimizde sağ ve sol kapıda iki farklı tokmak bulunuyor ve her ne kadar birbiriyle aynı bile gözükse farklı ses çıkartırlar. Ve geleneksel olaraktan sağdaki tokmak erkekler için, soldaki tokmak ise bayanlar için kullanılıyor. Gördüğünüz üzere ses tınısı farklı. Çıkan sesi aslında ev halkı biliyor ve sese göre kapıdakinin bir erkek mi bir bayan mı olduğunu bildiklerinden dolayı eğer gelen bir erkekse evin hanımı örtünüyor. Gelen bir bayan ise evin hanımı kapıyı açıyor. Şimdi bu kapı restorasyon görmüş. Yani evden daha yeni ancak gene de eski 1933 senesinde yenilenmiş. Ve şöyle baktığınızda Osmanlı'ya bağlı bir köy olduğundan dolayı daha sonrasından zil sistemleri ufak tefek değişimler görmüş ve Osmanlı'dan gelme böyle çevirmeli zırzır ziller ilave edilmiş. Bu normalde çevirmeli bir zırzır zil. Cumhuriyet'in habercisi ay yıldızlı motifler işlenmiş. Ancak harf devrimi henüz bölgeye gelmemiş olduğundan dolayı burada Osmanlıca Mehmet Usta tarafından yapılmıştır yazıyor. Burada Ormanada düğmeli evlerin memleketinde baktığınızda kapı tokmaklarıyla ilişki başka geleneklerimiz de var. Mesela geldik, çaldık, evde kimse yok. Buna haber bırakmak için bu şekilde bir buğday başağı ya da ne buluyorsak onu asarız. Böylelikle buradan ayrıldıktan sonra ev sahipleri evlerine geri döndüklerinde bizim geldiğimizin habercisi olan bu buğdaya da karşı karşıya gelirler. Evet, burada da daha farklı kapı tokmağı görüyoruz. Bayan ve erkek farklı konumda. Erkek olan buradaki bunu çalıyoruz ve hiç aşağı inmeden evin sahipleri üst kattan direkt ip yordamıyla kapıyı açıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.